Yok abi yok, ezberleyemiyorum, girmiyor kafama ya. Ya nasıl girmiyor abi ya? Allah aşkına sabahtan beri ben bile ezberledim. Yap şunu artık ya. Ne ezberledin ya? Söyle kolaysa. Harbi mi diyorsun? Evet. Al çek. Çekiyorum. Babamın başka bir ailesi olduğunu öğrendiğimde kalbim sıkıştı. Ama hiç üzülmedim. Annemden 20 sene saklamış. Hem de burnunun dibindeki olayı. Bu akşam söyleyeceğiz. Ve babamla birlikte bu şehirden gideceğiz. Tamam. Sen konuş, ben ağzımı oynatayım. Oğlum sen salak mısın ya? İşi getiren kadın seni tanıyor ya. Ya tam senlik biri, anlaşılır ya. Yap şunu artık, hadi ya. Tamam, tamam. Hazırım. Hazırsın. Çekiyor musun? Evet. Bir saniye, son bir bakayım. Kapatmamışsın, dur. Tamam, hazırım. Son bir bakayım. Lan neye bakıyorsun oğlum? Biraz bakayım. Açsam. Biraz açsama yap. Tamam, tamam, tamam. Babamın annem olduğunu öğrendiğinden beri burnumda bir sıkı... Bir dakika, ne dedin sen? Ne dedin, ne dedin? Babamın annem olduğunu öğrendiğimden beri bir burnumda sıkıntı... Hala tekrar ediyorsun. Burnunda nodül... Ne anlatıyorsun oğlum sen? Öyle bir şey yazmıyorsun ya. Ya girmiyor aklıma, ne yapayım ya? Oğlum yani ben şaşırmanın da bir adabı var ya. Gerçekten ben anlayamıyorum ya. Ya sen mal mısın ya? Mantık ezberi. Mal mısın diyor. Gökhan'cığım evet, sorunun cevabı mal. Ya, of baba ya. Mal bu çocuk. Gerçekten mal. Hoş geldin. Vallahi ne yapıyorsunuz gene? Ne bu kameraman böyle bir şeyler... Oğlum bu dizilere video video çekmiyorsunuz değil misiniz? Yok baba ya, şey okulda sunum istediler, video çekip hocaya vereceğiz işte tez için. Oğlum gözünü seveyim, saçma sapan şeylerle uğraşmayın ya. Okulunuza mokulunuza bakın bak. Canımı sıkma benim. Son senen adam gibi çalış. Tamam. Son senen. Tamam baba. Dizimizi istemiyorum. Yok test. Lütfen. Tez. Tamam. İstemiyorum ha. Tamam baba. İstemediğimi belirttim. Oğlum baban niye kızıyor lan o dişini çekmene? Ya boş ver ya. Televizyonda görünce gurur duyacak zaten. Vallahi asabım bozuldu. Gel içeride çalışalım, bir şey yapalım. Çekelim, gönderelim ya. Gel. Ya yapabilsek çekeceğiz ya. Sen malsın, yapamıyorsun ki. İşte herkese sınavı ayrı. Gel, 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 gel. Ört kapıyı. Timuçin, Rüstem. Ne bileyim, evde değiller herhalde. Batur gel sofraya kurmama yardım et anne. Anne ben biraz odada bilgisayar takılayım ya. Babam. Hayır, gelir misin şurada? Bana yardım edeceksin lütfen. Bak nasıl hareketler yapıyorsun annene. Lütfen. Bu ne? Ne bu? Sen mi yazdın bunu? Ya ilk önce bir ne yazıyor de. Hemen yo. Ya ben genel olarak bir şey yazmıyorum ki zaten anne. Hemşire burada bakayım. Ay. Babamın başka bir ailesi olduğunu öğrendim de... işimde bir şey kalbimi sıkıştırdı. Üzülmedim bile. Hem de annemin burnunun dibinde. Babam 20 yıldır annem acıdı için söyleyememiş. Bu akşam birlikte söyleyeceğiz. Ve bu şehirden gideceğiz. Nasıl yaparlar bunu bana? Dur sen üzülmüyorsun. Ne pisliği mi? Sen üzülmüyorsun bir tane. Plan yapmışlar ve bensiz gidiyorlar anne. Sence sorun bu mu? Sensiz gitmeleri mi? Anne ne olur ben de gidem oraya. Sus Batur, çok sinirliyim. Çok kötüyüm. Anneni düşün şu an. Bunu kesinlikle abin yazmış. Niye ki? Nereden anladın? Babam demiş. Baban yasa ne olur? Ne olur? Oğlum babanın babası kim? Dedem. Ya, deden rahmetli olduğuna göre. Babam tek gidiyor, abim de evde. Oğlum ya bu abin yazmış. Babanın aşığı varmış. Babamın aşığı mı varmış? Evet. Anne. Kim bu kadın ya? Kim bu kadın? 20 yıldır diyor. 20 yıldır şimdi biz evlendiğimizden beri bu apartmanda oturduğumuza göre belki de buradan biri. Anne siz de 20 yıldır bari bir taşınaydınız, bir hedef şaşardı, bir şey olurdu ya. Oğlum bak çok sinirliyim, senden çıkan ne Batur lütfen. Tamam tamam. Lütfen. Kim bu kadın ya? Kim bu kadın, iyiydi. Dur merhaba Ayfer Hanım. Merhaba Baya Hanım, buyurun. Rüstem Bey evde mi?
Rüstem Bey'i ne yapacaksınız? Nasıl yani? Ne alaka şimdi Rüstem Bey? Matkabını bizde unutmuş da. Hayır. Otur anneni düşün. Daha kötüyüm anneni düşün. Anne aradığımız kadını bulduk. Hayır. Yani sizde matkabı neden var onu anlayamadım. Onun el şeyleri çok kıymetlidir böyle şeyleri de. Vallahi bilemiyorum. Demek ki bu aralar kafası biraz dağınıksa. Ayfer Hanım. Bana bak kadın. Açık konuş. Açık konuş. Söyle ne diyeceksin. Dürüst ol bana. Ay ne bileyim Ayfer Hanım. Zaten taşınıyoruz işin başımdan aşkın. Her yere her yerde eşim Rüstem Bey'den rica etmiş. O da matkabını vermiş işte. Siz geçen ay taşınmıştınız değil mi? Evet. Tamam. O zaman şey yapın. Ver onu. Aidatı öde. Bunu da şey yapalım. Ucun evde bunu sattın mı? Yok ben niye satayım? Böyleydi işte bu. Ya tamam. Ben veririm bunu kendisine. Hadi. Şimdi dostum gördün mü neler yaşattı bana? Korkuttu beni. Gördüm anne. Babamın matkabı. Ama ucunu satmamış. Dürüst kadınmış. Keşke bu olsaydı aşığım. Bak Batur çok sinirliyim. Kim bu kadın ya? Ne bileyim anne kim? Haram olsun verdiğim emekler ya. Ayfer abla, selam. Selam Pahrizi. Ne oldu? Rüstem abi evde mi? Ulan gelen her gelen babamız soruyor. Biriniz de ananızı sorsun ya. Bak kızım, sen neden Rüstem abi diyorsun? Neden abi diyorsun? Lazım olmaz diye. Tamam, o zaman amca desene. Rüstem amca de mesela. Olmaz mı? Ne yapacaksın sen Rüstem amcanı? Ya şey, bizim evin Wi-Fi'ne otomatik bağlanmış da çıksın diyecektim. Sizin Wi-Fi'ye neden otomatik bağlanmış ki adam? Anne zaten 20 yaşında kız ne yapacak bunu benim abim buna dese anne mi diyecek demez, diyemez, olmaz. Sen kaç yaşındasın Pakize? 20. 20 desen 0, ekti, karakök, 10, 20. Evet, yok. Tamam canım benim, ben onu söylerim ona, hadi. Söyleyin çıkacak değil mi? Çıkacak, hadi. Yok öyle bedava var falan. Kızım bak, herkes aramı bozuldu. Bana bak, bana bak. Gördün değil mi? Herkesle aram bozuldu. Nerede o adam? Hangi? Arayacağım. Nerede benim telefonum? Benim telefonum burada. Şimdi arayacağım onu. Nerede sürtüyorsa gelecek. Anne daha kocanın nerede olduğunu bilmiyorsun ya. Durur musun? Aman, telefonunu evde unutmuş, görüyor musun? Oradan onu alırken görmedin mi? Ne bileyim, görmedim oğlum, görmedim. Sus lan. Gel, gel. Rüstem, sen evde miydin? Sen mi arıyorsun beni? Evet, seni arıyorum. Ne, Semir'i aldatıyor musun Rüstem? Ne aldatıyorsun sen? Ne anlatıyorsun? Sen bana bunu nasıl yaparsın Rüstem? Sen nasıl yapardın kendin bana, he? Ne alıyorsun lan oyunu? Sen niyetsiz bir adamsın. Sen niyetsiz adamsın lan. Ne oluyor ya? Neyin peşindesiniz ya? Onu sen söyleyeceksin. Yalı çapkını. Ferit Korhan. Seni Ferit Korhan seni. Kaşın eksik lan senin kaşın. Ne bakayım. Bu ne ya? Açıkla. Bilmiyorum oraya yazmışsın beni aldattın kaç yıldır da söylemiyor musun? Söyle anlat hadi. Bakın şimdi. Dirsin bakın. Dirsin oku lan. Ya. Bu mu? Evet. Bu mu? Benim evet. Seni aldattığımın belgesi bu mu? Evet, yazıyor her şey orada. Yazıyor. Yazıyor. Bak. Hanım, bu senin oğlun Tumuç'un çalıştığı bir metin, bu video mu diye çekiyorlarmış. Onun şeyi bu ya. Hemen o suruktan nem kapıyorsun ya. Ya bir kere Timuçin YouTube videosu çekiyor. YouTube videosu da mı çekiyor? Evet. Ne yani? Ben ona söylemedim mi ya? Okul işlerine önem vereceksin değil mi? Çağır şunu gelsin konuşacağız. Hayır dur arkadaşının yanında böyle kavga etmeyelim. Hayır çağır konuşacağız. Bu ne ya böyle? Bir tane şey yazdı ailemizi mahvediyordu ya adam. Çağır şunu konuşacağım. Ya tamam. Allah Allah. Ben demek ki çocuğundur zaten. Ben boş bulundum. Hanım az daha aile facası oluyordu burada ya. Çağır diyorum konuşacağım. Beni bu Batur gaza getirdi. Ne bileyim bir şeyler söyledi bana. Sen ne diyorsun? Umur mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet. Batur yüzünden oldu. Beni fişekledi. Bakma lan bana öyle. Kullanıyorum senden. Tıraş ol. Kusura bakmayın. Tamam. Ay böyle oldu. Tamam bir havamız değilsin. Ben gideyim bir yemeği hazırlayayım. Olur mu? Lütfen. Ama bunu konuşalım lütfen. Tamam konuşacağız. Bunu konuşalım. Sonra gitmeyin bunu konuşalım. Tamam. Batur gel sofraya yardım et. Ya siz son çocuğu kız mı bekliyordunuz ya? Niye sürekli ben yardım ediyorum? Hadi gel lepisteme. Gel oğlum. Lepisteme deyip durma bana. Gel tam benim. Senden sonra hesaplaşacağız. Getir. Onu bana getir. Ya ne? Al.
Timuçin, sen geç, sen dışarı çık. Baba. Timuçin, abi, biraz... Oğlum bir rahat dur ya. Biraz sessiz olur musunuz? Video çekiyoruz. Timuçin, buraya gel. Ne oldu baba? Timuçin, buraya gel. Efendim baba. Ne zaman öğrendin bunu? Baba demeyin. Hayır, başka bir kadın oldun. Şimdi sen söyledin. Başka bir kadın mı var? Ben mi söyledim lan? Şimdi söyledin ya. Ya bilmiyordun yani. Ben şimdi kendi ayağıma sıktım ya. Ne of ya. Başka kadın var yani. Şişt, sakin ol. Ne? Sakin ol. Annene dedim ki... Sen nereden çıkardın bunu? İşte şeyden dolayı... Bunu okumuş. Annen... Okuduysa okudu. Ne olmuş buna? Oğlum annene şey dedim, sakin ol, şu an bilmiyor. Dedim ki bu oğlanın çalıştığı metin dedim bu. Sakin ol, tamam mı? Çaktırma, idare et birazcık. Ya niye idare edeyim ya baba? Ne alakası var bu? Bana Gizem ablanın verdiği metin ya, kendi eliyle yazdırdı, dizi çekeceğiz diye. Ne alakası var? Birebir sizin hikayeniz değil mi bu? Evet. Gizem ablayla mı bir de? Oğlum sus, idare et, gözünü seveyim. Ya ne idare edeceğim be? Ne idare edeceğim? Oğlum öyle... Yani bir anlık şeyle oldu, öfkeyle oldu yani? Bir anlık öfkeyle insan küfreder ya. Sen niye şey yapıyorsun? Oğlum işte öfkelendim, evden dışarıya çıktım. Öfkelendim, evden dışarıya çıktım. Birdenbire Gizem'i gördüm. Ondan sonra olanlar oldu işte ya. Karıştırma orasını. Ya ne demek karıştırma ya? Annem sana yazıklar olsun ya. Sana yazık be, yazık. Şişt, araba alırım. Tamam o zaman, anlaştık. O kadar anlaştık mı diyeceğim? Sana yazık. Paran cebinde kalsın, derdini anneme anlatırsın. Şşş, tamam söyleme. Anne! Sus, sus. Ya, Timuçin! Anne! Burada ağzını ayrı ayrı bağırma, öyle kalırsın annem. Hadi koy onları sofraya, gel. Hadi sofra hazır. Oğlum, arkadaşın nerede? Gökhan, sen de gel. Ah annem, ah! Ağlama lan, yardım et, hadi kalk. Batur, abinle doğru düzgün konuş, bak beni sinirlenme. Ya bir evde en küçük olacağına kapıda it ol daha iyi, biliyor musun? Aa. Vallahi daha iyi. Ben bu evde kimseye kızamıyorum ya. Ay Timuçin, senin bıraktığın not neydi öyle? Anlattın baban olanları? Anlattı. Var ya, evet. İçeride kendimden geçtim. Gülme hırsına giriyoruz. Batur gülüyor, ben gülüyorum. O gülüyor, ben gülüyorum. Gülüyoruz, gülüyoruz, takla atıyoruz, değil mi? Ya bir de yazmış ki böyle... Neymiş beni terk edecekmiş de başka bir alem. İyi ki çoluk çocuk yazmadım. O zaman kafayı yerdim. Yazıyordu. Tamam neyse, sana bu kapatın ya şu konuyu. Allah Allah. Ama kapıya bak anneciğim. Ben bakayım, değil mi? Ona da ben. Doğru, bu evin Natasha'sı benim zaten. Bak dur. Hadi. Mal gibi her şeyi kızıp bağırıp durma lan. Sabahtan beri evin içinde. Hadi oğlum kapıya da şey yapma. Hah, iyi akşamlar. Hoş geldin Gizem, ne yapıyorsun? İyi, yakışıklı. Senden ne haber? İyi, gizemsiz bir yakışıklının gizemli bir yakışıklı hali gibiyim. Anlamadım değil mi? Yavaş oğlum. Gizem hoş geldin kızım, gelsene içeri. Ay yok, rahatsız etmeyin. Gel lütfen, gel, otur Gizemciğim. İyi, hadi bir beş dakika oturayım. Hoş geldin Gizem. Ya. Geç şöyle. Ya şunun hallere baksana, bu çocuk sana aşık, aşık. Aşık. Babadan oğla nesil bunlar. Aşık. Nasıl yani? Ya babası da bana aşık diyor, onu diyor. Evet, evet. Doğrusunu bildiğim yalanları dinlerken ben... Ben canım. Timuçin ne yaptın? Çektin mi videoyu? Onu merak ettim ben. İyi oynadın mı bak? Diziye sokuyorum seni. Ya yok ya. Bundan bir şey kafası basmıyor bunun. Aa niye ya? Ama şimdi şey... Kızım ne oldu? Nasıl oldu bu iş? Hikaye benim Ayfer abla. Hikaye seni mi? Sen mi yaptın, duydun mu? Kendisi yazdı, evet. Sen mi yazdın ben hikayeyi? Yazdım. Evet. Bayağı kendin yazdın sen ya onu. Bence biraz kurgu olduğu çok belli ama neyse yine de. Ya nasıl belli ya kurgu olduğu? Anne seni Gizem ablayla aldatıyor bu. Ne? Nasıl oynuyor? Oyunculuğunu gördün mü? Ya ne oynuyorum ya? Gizem ablayla anlatıyor. Hikaye de onların hikayesiymiş. Ayfer abla ben böyle bir şey yazmadım. Üstelik sen beni aldatıyor musun? Hayır. İsteme. Batur. Aa çocuğum. Nasıl yaptınız bunu bana köpekler? Nasıl? Evet. İtiraf ediyorum. Evet yaptım. Ama sorun bir neden yaptım bunu. Ben olsun, böyle olsun istemedim. Böyle olsun istemedim oğlum. Böyle olsun istemedim. Anladık. Öfkeden yaptın. Tamam. Aldattım evet. Bir gün seneler önceydi. Babam geldi. Artık evlenmen lazım oğlum dedi.
Ben de hayır baba, neden evleneceğim dedim. Meğerse Nalbur'un başına geçecek benden sonra bir veliaht yokmuş. Babam Nalbur'un başına geçecek bir torun yapmalısın dedi. Annenizi ilk defa istemeye gittiğimde gördüm. Anneni sevmedim, yalan yok. Ama evli kalmak zorundaydık. Bir gün gözü dışarıda her insan gibi ben de dışarıya çıktım ve Gizem'i gördüm. Apartmanda öpüştük. Evet. Ben çıl serim. Bunu herkes bilsin. Yani çılgın serseri. Hiç mi sevmedin beni? Ya sen? Sana kızım dedim, Gizem kızım dedim. Ya yok öyle bir şey. Nasıl oynadım ama? Nasıl oynadım? Nasıl oynadım? Çektin değil mi oğlum? Çektim Rüstem. Gökhan çektin değil mi? Gizemciğim, ben şimdi Gökhan'ın oynadığı Timuçin'in oynadığı dizide baba rolünü, Timuçin'in babasını ben oynamak istiyorum. Eğer mümkünse. O çekti ya, o videoyu da yönetmene gösterirsin. Rüstem, tamam mı? Ne diyorsun sen? Bu oyun muydu? Evet, hepsi bir oyundu. Hanım ben oyuncu olmak istiyorum senelerdir ama nalbur olduk, ne yapalım yani. Babamız nalbur yaptı bizi. Bak sabahtan beri bunların hepsini yedim böyle. Şu anda seninle ilişkili olduğumuz düşünülüyor. Öyle yani, anlatabiliyor muyum? Yönetmen Hatun'un. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben az önce aldatan kadın oldum burada. Ama bunlar hep senaryo Gizemciğim. Bunlar hep oyun. Hiçbir sorun olmaz. Sen yönetmene göster. Babayı ben oynayabilir miyim lütfen? Rüstem abi. Efendim? Babayı oynarsın. Oyunculukta yok ama böyle şey. Gerçekten vurdu. Doğru düzgün oyuncu olacağım desene, ağzımıza sıçtın sabahtan beri burada. Senin daha yapmadın, daha var. Babam, ne yaptın bizi? Yo yo, sen bence oyunculuk değil mi? Sen bence az önce ne oldu biliyor musun? Tokadı alamadın. Şöyle bir vurayım sana. Ben bize mi gidiyor? Hayır, Hatun! Yazarımız zil değil dedi. Arada bir not. CG buçuk. Bir şey olmadı. Geç anlatamadık. CG buçuk dedik. CG buçuk tatlı. Ben çok merak ediyorum. Skecimizin yazarısın. Senin ailenle ilişkin nasıldı kanka? Yani baba ne diyordu mesela oyuncu olmak istedim? Babam hep destekliyordu. Yeter ki hani bir yolda ilerleyip kararların arkasındayım diyen. Sizin ailelerde ne durumlar? Anneler, babalar? Öyleydi ya. Bizim herkes destekçi mi? Tabii. Ben Skid'in sunumunda şey dedim. Bizim oyuncuların ortak özelliği aileleri hiç desteklemez dedim. Şu an ben... Herkesinki destekliyormuş. Ben sıkıntıya düştüm. Benimki desteklemedi. Desteklemedi mi? Yok. Bu arada ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz oyunculuk meselesi falan konuştuk. Bugün bu skeç hangi gün yayınlanır, hangi hafta yayınlanır bilmiyorum ama... Bugün sevgili dostlar 10 Şubat 2024. Çok Güzel Hareketler'in ilk yayın tarihi 10 Şubat 2009, 2019. Bizim bugün Çok Güzel Hareketler 2 olarak 5. yıl dönemimiz. 5 yıldır. Bir şey diyeceğim, bizim hafızamız Atakan'dır. Evet. Bizde hiç bak içerisi hiç farkında bile değil. Ya dünden beri falan mesaj atmıyor. Yok vallahi ben bunu haftalardır bekliyorum. Atakan'ın egzelleri var. Şöyle bir şeydi. İlk yayın günümüz normalde 3 Şubat'tı. 3 Şubat'ta benim doğum günüm. Yılmaz Hoca ile konuşuyorduk. 3 Şubat da cumartesine geliyordu o dönem. Pazara geliyordu pardon. Ben dedim ki hocam dedim ya 3 Şubat yayın günü benim doğum günüm dedim. Hocam helal. O zaman 10 Şubat'ı alalım dedim. O yüzden hiç unutmuyorum. Öyle hissettirdi bana. O günden beri ben 10 Şubat'ı unutmuyorum. Bugün 6. sezonumuz, 5. yılımız. İyi ki sizin anneleriniz, babalarınız desteklemiş. İyi ki benimki de desteklememiş. Buralara kadar gelmişiz. Çok Güzel Hareketler devam ediyor efendim. Çok güzel hareketler bunlar. Başlıyor şimdi mutfakta.